Az çok ben bu futbol işlerini, futbol camiasını çok falan bilirim. Ben buradan Galatasaray yönetimine söylüyorum. 3-5 gün sonra baskı gördük de bu çocuğu yolladık zorunda falan kaldık demeyin. Tepki aldıktan sonra. Bakın. Önceden bu vazoyu bir daha paramparça oldu, bunu yapıştıramazsın. Bunu artık ben sana söylüyorum. Bu çuvala sığmaz. O doğru. O analiz doğru. Bu iş artık bitti. Benden size tavsiye. Marco Türkiye'nin her yerinde. Bakın Türkiye'nin her bütün hangi herkes kınıyor. Herkes kınıyor. Her yerden tepki alır. Rakip futbolculardan tepki alır. Oynatılmaz. Bir şey daha söylüyorum size. Kolay oynayamaz. Hakemlerden bile tepki alır. Unutmayın bunu. Her maçta 4 tane sarı kart görmesi gereken Marco'ya hep itimat geçirmiştir bu zamana kadar. Ama bugün affetmezler Marco'yu. Ufacık bir harekette Marco'yu tak diye atarlar. Onun için bundan sonra Marco'nun oynama şansı olmadığını... Hakemleri bir yana bırak Sinan abi. Siz... Taraftar istedim. Siz taraftar istedim. Hayır. Ultraslar istedim. Dayanamazsın. Bakın ben size söylüyorum. İşin... Dayanamazsın abicim. Dayanamazsınız. Galatasaray yönetimi. Fatih Terim. Dayanamazsınız. Yapmayın. Fatih hocam. Yarın sabah yapın açıklamanızı. Yollarımızı ayırıyoruz. Fatih hocamın bitti oradaki değil, tek kaygısı Sinan abi. Değil namımız yürüsün. Fatih hocam tek kaygısı. Hocam hiç olmazsa. Şampiyonlukta engel olur. Hiç olmazsa olur nedir falan biliyor musun? Hiç olmazsa. Ha ulan burası ciddi bir kulüp. Şimdi bakın. İdmanlarda kavgalar çok olmuştur. Olabilir. Ta bizim zamanımızda. Tabii. Fikret'le Necdet abi. Şeref Sadı'nda yumruk yumruğa bizim Fikret Demirel'le. Mesela bak Ahmet Dursun Şifo'yla. Doğru. Soyunma odasında Tümer'le. Aynen. Ne o çocuk? Ahmet Dursun. Bunlar hep olmuştur. Ama bu öyle değil. Bu kamuya açık bir yerde. Milyonlar görüyor. Tüm milyonlar tek taraflı görüyor. Saldırı. Tek taraflı saldırı. Tek taraflı. Kavga yok. Dersin ki lan gelirsin. Bir de gol attın diyelim. Evet. Hadi eyvallah dersin. Tabii doğru. Ona bile denmez de. Oğlum bir tane daha vuruyorsun. Sinirlendi böyle bir tokat. Ulan bir tane daha vuruyorsun. Bir daha tutma. Ya tutmasalar falan ne yapacaksın? Merak ediyorum. Kelebi futbol hayatı bitebilir. Doğru. Ay seni tutmasalar ne yapacaksın? Ben yanlış mı düşünüyorum? Ya, ben geriye yatıracağım. Ben yanlış mı düşünüyorum bilmiyorum. Ulan bu neyin kini? Hani Allah korusun. Hani bu kadınları falan dövüyor ya bu şerefsizler, rezilliler hani kadınlarını, sevgililerini, neyse nişanlarını. Kadına vuruyor yerde veya bıçaklıyor falan. Nasıl vuruyor? Ulan bu ne kin? Ulan bu senin karın çocuğunun annesi. Psikopatlık mı? Ulan bu ne kin? Psikopat. Bu da aynı. Ulan bu ne kin lan? Bu çocuk sana şöyle yaptı. Sen kimsin lan? Mafya babası mısın lan? Psikopatlık kimsin bu ya? Sen? Abi de şunu söyleyeyim ya. Marka o ya. Sen mafya babası mısın? Kimsin sen? Mafya dedin de aklıma geldi. Marka o. Psikopatlık ben onun için parlakçı marka o dedim. Niye sen hep böyle genç, beyaz yüzlü, it kılıklı olmayan. İt kılıklı lafı kötü ama. Niye hocam bir dakika onlara, o niye onlara yiyorsa maçan Arda'ya saldırsana. Yiyorsa maçan. Ağzına soksun senin şeyi. Lindoğan'a saldırsana. Soksun bacağını ağzından, bartağından ağzına çıksın. Ağzına soksun yumruğunu senin bana. Yumruğuna. Şeysene Babel'e saldırsana. Yapsana Arda'ya. Ben saldırdığı yüzüne bakıyorum. Ulan Kerem. Kerem senin her tarafında. Herifin ağzı var. Demek ki bir çocuk. Halil Dervişoğlu'nu Ümit Milli Takım'a maçında dövdü. 2 yaş var.